A şirketi birinci ayda 10 bin lira ödeyip bunu takip eden her ayda ödemeyi 5.000 lira arttırıyormuş. B şirketi ise birinci ayda 500 lira ödeyip takip eden aylarda ödemeyi iki katına çıkarıyormuş. B şirketi kaçıncı ayda A şirketinden daha fazla ödemeye başlar? Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. İşe şöyle başlayalım, bir tablo çizelim. Birinci sütuna ayı yazalım. İkinci sütunda A şirketinin yapacağı ödeme, üçüncü sütunda da B şirketinin yapacağı ödeme olsun. Soruda verilenlere göre A şirketi birinci ayda 10 bin lira veriyordu. Buraya biz, buraya da 10 yazalım. 10.000 lira. B şirketinin de birinci ayda 500 lira verdiğini biliyoruz. Birinci ayda 500 lira veriyordu. Ve buna ek olarak A şirketinin ödemeyi her ay 5000 lira, 5000 lira arttırdığını biliyoruz. Bu yüzden ikinci ayda bundan 5000 lira daha fazla, yani 15000 lira, üçüncü ayda 20000, dördüncü ayda 25000, beşinci ayda 30000, altıncı ayda 35000, yedinci ayda 40000, sekizinci ayda da Ekranı biraz aşağı kaydıralım. 45 bin lira. Evet, bu kadar yeter. Şu çizgileri de biraz uzatalım. Sıra B şirketinde. B şirketi ilk ay 500 lira veriyor ve bundan sonraki her ayda ödemeleri iki katına çıkarıyordu. İkinci ayda birinci ayın iki katı. Yani 1000 lira alırız. Bir daha iki katını aldık. 2000 lira. Bir kere daha 4000. Bir kere daha 16 bin, bir kere daha 32 bin. Bir saniye burada bir hata yaptık, bir hata yaptım. 4.000'in 2 iki katı 16 bin değil, 8 bin. Evet, burada 8 bin, iki katı 16 bin. Bir kere daha iki katı 32 bin ve 64 bin. Ve burada yani 8. ayda enteresan bir şey olduğunu siz de gördünüz değil mi? 8. aydan önceki aylarda A şirketinin yaptığı ödeme B şirketinin yaptığı ödemeden fazlaydı. Ama 8. ayda B şirketi A şirketini geçti. A şirketinden fazla vermeye başladı. O zaman sorunun cevabı yani B şirketi kaçıncı ayda A şirketinden daha fazla ödemeye başlar sorusunun cevabı 8. ay. Şimdi ikinci olarak size bu sorudan almanız gereken asıl dersin ne olduğundan bahsedeyim. A şirketinin yaptığı ödemenin doğrusal olarak büyüdüğünü görüyorsunuz değil mi? Bu ödemenin her ay sabit bir miktarla artması anlamına gelir. Bakın burada 5000 lira, burada da 5000 lira, burada da 5000 lira. Her ay 5000 lira artıyor. Buna karşılık B şirketinin yaptığı ödeme ise üstel olarak büyüyor. Üstel olarak artıyor. Her seferinde aynı oranda artıyor. Yani her ay bir önceki ayki ödemeyi aynı sayıyla çarpıyoruz. Bakın burada 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 hep 2 ile çarpıyoruz. Buradan yola çıkarak genel bir ifadeyle üstel bir fonksiyonun ya da üstel olarak büyüyen bir fonksiyonun doğrusal olarak büyüyen bir fonksiyonu geçeceğini söyleyebiliriz. Burada fonksiyonların başlangıç değerinin ya da üstel büyüme oranının hiçbir etkisi yoktur. Üstel büyüme doğrusal büyümeye her zaman geçecektir. Gelin bunu bir de görsel olarak anlatayım. Evet, önce doğrusal bir fonksiyon çizelim. Burası x, burası da y ekseni doğrusal fonksiyonlar bir doğru olarak tanımlanan, bir doğru olarak tanımlanan fonksiyonlardır. Evet, doğrusal fonksiyonlar belirli bir eğimi olan doğrulardan ibarettirler. Üstel fonksiyonlarsa daha yavaş büyürler, daha yavaş büyümeye başlarlar ama bir noktada doğrusal fonksiyonun önüne geçerler. Bunu, bu durumu doğrusal fonksiyonun çok dik bir eğimi ya da oldukça büyük bir başlangıç değeri olması ya da üstel fonksiyonun çok yavaş bir şekilde büyümesi de değiştirmez. Evet, dediğim gibi üstel fonksiyon çok yavaş bir şekilde yani mesela yüzde 2 ya da 3 ile bile büyüyor olsa bir noktada doğrusal fonksiyonu geride bırakır. Çok havalı, öyle değil mi?